Hayat dolu Filizler'de eğitim Beşik'te başlıyor. Gazi Osman Paşa, Helen Doran Anaokulu ve Öğretim Merkezi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı eğitim verecek olan Hayat dolu Filizler, kreş ve gündüz bakım evi verdikleri hizmetlerle hem ebeveynleri hem de çocukları mutlu ediyor. Hayat dolu Filizler kreş ve gündüz bakım evi. Adres Sümer Mahallesi, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi, The İstanbul Rezidans 6, P-B Blok, No 59, 1D-1E, Zeytinburnu İstanbul. Telefon 0212 803 38 98 99, GSM 0535 647 20 17. Türkiye'de genel bir affa ihtiyaç var mı? Kader mahkumları derken kimleri kastetti? Devlet Bahçeli'nin af çıkışını bugün vatandaşlara sorduk. Bakalım vatandaşlar af çıkışı ile ilgili neler söylediler? Hep birlikte izliyoruz. Devlet Bahçeli genel affla ilgili bir çıkış yaptı. Siz bu çıkışla ilgili neler söyleyeceksiniz? Vallahi Devlet Bahçeli'nin kendi söylediği söylemleri herhalde bunu iktidar partisinden bağımsız söyleyeceğini düşünmüyorum. Onların dinlendirmesi, onların yönlendirmesiyle olur. Şu anda zaten öyle bir partinin şu anda varlığını hissetmiyoruz. Yani onu açıklıkla belli edelim yani. Şu anda tek bir parti var, bir de diğerleri var. Öyle düşünün. Devlet Bahçeli'nin kendi politikalarıdır. Onlara biz pek şey yapmıyoruz. Herkesin şeyi ayrıdır. Ama çok doğru bir şu iki yıldır, bir yıldır doğru bir strateji, siyaset izlediğini düşünmüyorum Bahçeli'nin. Vallahi bir şey söylemiyorum. Hayırlısı neyse o olsun diyorum. Sizce bir genel affa ihtiyaç var mı Türkiye'de? Af tabii ki suçlu da yatıyor, suçsuz da. Susuzlara olsun, suçlulara olmasın. Teşekkürler. Yani vallahi ben aftan yana değilim. Çünkü bunlar hep alışkanlık haline geliyor. Sonra hani vatandaşa beklenti halinde kalmış oluyor. Ben de doğru değil yani. Hakikaten cezasını çeksin. Ondan sonra kanunla uygulansın yani. Başka af yok yani. Kendi yandaşlarını, kendi akrabalarını çıkartıyor. Yani ona karşıyım ben. Namussuzu, şerefsizi, hırsızı, terörü. Yani şimdi bırakacağım bu ülkede meydanlar ama. Yani yapacak bir şey yok. Niyeti af çıkarmak olsa o bu eroyuncu, uyuşturucu, eski ülkücü mafyalara Elattin Çakıcı gibi işte Sedat Peker gibi o tür tip insanların ortalıkta tekrar kan gölüne çevirmesi onlara istiyor. Halbuki ki katillere, ırz düşmanlarına, çete reislerine değil de düşüncesinden içeri düşen, sadece düşüncesini ifade eden insanların özgürce çıkmasını istiyoruz. Herkes meydanlarda kendi düşüncesine aykırabilsinler. Bu bakımdan 1 Kasım'dan 7 Haziran'dan sonra HDP'nin kazanmış olduğu 80 milletvekili düzen partileri tarafından, özellikle MHP'liler tarafından işlerine sindirilmedi. Bütün parti binaları polis denetiminde MHP'li ülkücüler tarafından katledildiler, yıkıldılar. Çok kişi binalar yakıldı. Hem de polisin gözetimi altında. Bunlara bütün dünya kamuoyu hakimdir. Selahattin Demirtaş'ın özgür bırakılmasını istiyoruz. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın hiçbir hukukan, anayasal, bugünkü sistemin anayasasında hiçbir suçu yoktur. Milletvekili devam ediyor. Dolayısıyla Erbakan cezası yargıtaydan alındıktan sonra Erbakan evde ev hapsini aldı ama biz çifte standart, yasalarda çifte standart var. Selahattin Demirtaş'ın şu anda dışarıda olması ve seçimlere adil, eşit bir şekilde katılıp kendi düşüncesini ifade etmesi gerekir. Cezası var, yargıtan onaylanır. Tekrar cezası hapsen. Kader mahkumları için olsun bence. Daha iyi olur. Onlar için olsun, kader mahkumları için. Şimdi gidiyorsun içerideki katilleri affediyorsun. Ya. Niye garibanları affetmiyorsun, onları söylemiyorsun? Dündar Kılıcı söylüyor, bilmem kimi söylüyor. Bunlar ne yapmışlar bu memlekete? Kendini araştırsınlar yani. Kendileri. Diyorum kendileri şu anki başımızdakiler. Şu an başımızdakiler diyorum kendi insanlarını koruyor. Dışarıda çeteleri besliyorlar. Ben orada da söyledim değil mi? Madenlerde de söyledim. O adaletsizlik var. Şu an bu ülkede adalet yok. Yani ben şu an onu görüyorum bu ülkede. Peki her gün bak Facebook'ta hocam. Diyorlar ki efendim bunlar FETÖ'cü. Ya FETÖ'cü mecliste bütün AKP'liler varsa hepsi Cumhurbaşkanı da dahil. Hepsi FETÖ'cü. Biz burada Facebook'tan seyrediyoruz.
Beraber yürüdük biz bu yollarda diyor. Yalan yalan. Evet. Beraber ıslandık, ikisi yan yana yemek yiyorlar. Doğru söylüyor. Şey Bülent Arınç bir numaralı FETÖ'cü. Hani ne oldu, niye içeri almıyorsun onları? Çaycıyı, simitçiyi toplu içeri al. Onlara bir şey yok. Doğru, aynen. Yapılması gerekir yani. Boş yere milletvekili olmuş içeride yatıyor. Olur mu bu? Bu olmayan bir şeydir. Madem ki o seviyeye geldi, onu boşu boşuna yani ifadesini almadan, yönetmeden içeri tıkmayacağız. Onların da dışarı çıkması lazım. Dışarı çıkınca onlar da bu ülkenin yönetimine katkıda bulunması lazım. Ben affa sıcak bakmıyorum. Yani öncelikle affın temel şeyi kader mahkumları deniliyor. Öncelikle ben kadere zaten inanmıyorum. İnsan kendi kaderinin yaratıcısıdır. İyi olursan, akıllı iş yaparsan güzel kader belirlemiş olursun. Kötü iş yaparsan da hapse girersin. Dolayısıyla insanlara af vermek, insanları affetmek de haklıyı mağdur etmektir. Dolayısıyla ben affa kesinlikle sıcak bakmıyorum. Hele Devlet Bahçeli gibi bir insan bunu dillendirmişse hiç sıcak bakmıyorum. Çünkü onun ne tür insanlara af talebinde bulunduğu belli. Ama Selahattin Demirtaş gibi olsun, bu tür insanların içeride kalmasını isteyip de mafyaları dışarı çıkartmasına ben kesinlikle karşıyım yani. Vallahi çıkış olursa, af olursa içerideki insanlar için de dışarıdaki insanlar için de iyi olabilir gibi geliyor. Sizce ihtiyaç var mı şu an Türkiye'de bir genel affa ihtiyaç var mı? Şu an ihtiyaç yok ama hani böyle cezası az olanlara falan ihtiyaç olabilir. Vallahi bilemiyorum. O kadar mı? Siyasetten fazla aram yok yani, yalan. Vallahi ne söyleyeyim, Devlet Bahçeli çetelere çıkarıyor galiba bu şeyi. Bu affı çetelere çıkarıyor. Yani genel af dediğiniz özgürlük isteyen, ne bileyim kendini biraz daha ifade eden insanlara istemiyor. Bunu çetelere istediğini biliyoruz. Yani çeteler nasıl kan dökülüyor, nasıl kan dökeceklerini iyi biliyorlar. Onun için o da kandan beslenen bir... Şu anda yok. Şu anda. Neden? Şimdi onlar kimi adam öldürdü, kimi adam kesti. Ya anasını kesti, ya babasını, ya ailesini. O yüzden gittiler. O insanlar çıktı mıydı yine huzursuz dışar. Ondan diliyorum ben. Genel haf zamanı değil, seçimden sonra olur o işler. O işler seçimden sonra olur. Varsa iyi olur yani. Af olursa iyi olur yani. Afın kime çıktığı zaten belli. Madem af çıkacaksa yıllardan beri yeni yeni hapishaneler yapıp Kürt halkını, Kürt iradesini hapishanelere gömen bir devlete nasıl güvenebilirsin? Yani af çıkacaksa mafyaya gelir, hırsızlara gelir yani. Afın amacı bu. Teşekkürler efendim, çok sağ olun. Seçim sürecinde bir cumhurbaşkanı adayının meydanları olması gerekirken hapishanede olması doğal bir olay mıdır? Yani onu düşünen her insan, kendini insan bilen her insan demokrasi adına, insanlık adına, kardeşlik, barış adına herkesin buna destek vermesi gerekiyor. Hiçbir şey, hiç kimsenin buna şeyi yok yani. Bu o şekilde oldu, o şekilde şey yapacak, değişmesi gerekiyor yani, anladın mı? Af çıkışı ile ilgili neler söyleyeceksin efendim, Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ile ilgili? Ya ben şimdi afa bir şey diyemem, o devletimizin kararı yani ama... Yani, sizce genel bir afa ihtiyaç var mı Türkiye'de? Ya var yani, ben onlara o kadar vebala giremem ben. Onlar, herkes yani bir şeye girdiyse onu şey yapar. Ben o vebalının altına giriyorum, bunu devletimiz nasıl kırabilirse o bu şekilde ya. Siz efendim ne düşünüyorsunuz bu konuda, Bahçeli'nin açıklamaları hakkında? Suçsuz insan havası bıraksın, niye tutuyorlar? Başka bir şey diyemiyorum. Gerçekten suçu olmadan insana ceza ödene ne gereği var? Bence hiç af çıkmasın ya. İçeridekiler muhakkak hak ediyor ki içerideler yani. Bence çıkmasın. Tam tersine dışarıdakileri toplayıp içeri koysunlar.